Es ist Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach. Es ist Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund zu kick. Sonny Black ist back und es wird wieder umgerechnet. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen gençler. Bugün sizlerle yeni almış olduğum bilgisayarın videosunu çekiyorum gençler. Yayınlarda ve videolarda olsun bunu çekeceğimi dile getirmiştim. Ve sonunda bunu çekiyorum gençler. Videoda 1080p 60 fps olarak yükleyeceğim. İnşallah net çıkıyordur yani. Şimdi gençler öncelikle nereden başlayacağım ben de bilmiyorum ama ben bir oyun bilgisayarı dizdim. Daha doğrusu dizdik yani. Şimdiden söyleyeyim, parçalar hakkında çok aşırı bir şekilde bir bilgim yok. Onu baştan söyleyeyim. Onun haricinde parçalara gelecek olursak birazdan anlatacağım sizlere. Gençler performans test de yaptım oyunlarda. Onu da videonun sonlarına doğru koyacağım. Hiç merak etmeyin. PUBG'de olsun, CSGO'da olsun, Minecraft'ta olsun aldığı FPS değerlerini ve drop giriyor mu girmiyor mu bunlara bakacağız sizlerle beraber. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Ekranım çok büyük olmadığı için bu size birazcık değişik gelebilir. Yani ancak verdiği performansı sizler de göreceksiniz. Ama parçalardan başlayacağım. Biz bu kasada gençler Intel işlemci kullanmadık çünkü ben bir oyun bilgisayarı ve render bilgisayarı olarak kullanacağım bu bilgisayarı. Yani bir nevi ofis olarak kullanmayacağım. Tabi Intel de oyunlarda ancak ben Ryzen tercih ettim. Hem fiyat performans olarak hem de bilmiyorum yani değişiklik olsun diye Ryzen tercih ettim gençler. Ekran kartını 1050 Ti düşündük ancak 1050 Ti olmadığı için biz de Radeon RX 560 kullandık. İnternetten yaptığımız araştırmalar sonucunda RX 560'ın 1050 Ti'ye yakın bir ekran kartı olduğunu gördük. Ayrıca de işlemci olarak da AMD'nin Ryzen 5'ini kullandık. 1600'lük tam olarak dediğim gibi yani özelliklerini bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla sizlere parçanın isimlerini söyleyeceğim. Ve verdiği performans hakkında konuşacağım. Ondan sonra bu arada gençler kasanın kendi power supply'ı var gözüküyordu. Ancak olmadığını fark ettik. Ama Media Market bana çok güzel bir güzellik yaptı yani orada. Çok güzel bir güzellik mi? orada bir güzellik yaptı bana. Gençler kasanın içine tam tamına normalde biz 650 watt bir power supply koymuştuk. Adamlar içine kasanın içinde olmadığı için 700 wattlık bir power supply koydu. Şöyle göstereyim isterseniz. Bu arada bu da RAM'in kutusu. RAM olarak da 8 GB'lık bir netlesin şöyle. 8 GB'lık Ballistic Sport'un 2400'de çalışıyor ve DDR 4 RAM gençler. Ondan sonra Ryzen 5 şöyle göstereyim isterseniz. Bu arada gençler kasanın içini falan göstereceğim, hiç merak etmeyin. Ryzen 5 gençler işlemcimiz de bu. Bunun da kendine ait bir soğutucusu var. Galiba Intel'lerde yoktu öyle bir şey. Yani kendini soğutuyor. Hatta şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Kasa geldiğinden beri yaklaşık 2 hafta falan geçti. Hiç ısınmıyor yani. Sebebini de bilmiyorum ama nazar değmesin. Neyse. Çok da şey yapmaya gerek yok. Ekran kartımız şöyle GB'in gençler RX 560 şöyle göstereyim. Siz daha iyi anlarsınız gerçi ben o kadar anlamıyorum ama. Bu arada overclock yapmadım. Gerek yok dediler bana. Şöyle diğer ayrıntılarını da göstereyim isterseniz. Tabi kamera netliyorsa. Şöyle bakabilirsiniz. Bu arada videoda 1080p izlerseniz sevinirim. Çünkü her şey net görün diye 1080p çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğer bir kutumuz neydi? Aynen. Diğer kutumuzda gençler power supply'miz. Bu da 700 watt gençler. Bunu da yani bunun olayı aslında şöyle oldu. Dediğim gibi gençler kasanın kendine ait bir power supply istedi gözüküyordu. Ancak içinde yoktu yani. Adamlar da fiyatı aynıya getirmeye çalıştı ve aynıya getirdiler. Onun yerine gençler kasaya 650 watt 80 plus yerine 700 wattlık bir power supply taktılar. Yani bu da 80 plus. Hani bilmiyorum belki iyi mi oldu kötü mü oldu pek anlamıyorum ama yani bir üst model olduğu için %100 iyidir yani. Neyse ekran anakarta gelecek olursak da gençler anakarta da GB'in A320M HD2'yi kullandık. Yine dediğim gibi parçaları pek bilmiyorum. Şöyle isterseniz göstereyim sizlere. Ve gençler fiyatlarını falan da göstereceğim. Öncelikle parçaları göstereyim. Kullandığımız parçaları. Burada tek kutusu olmayan şey gençler hard disk. O da zaten 1 TB herhangi bir hard diski kullandık. Yani 1 TB bana yeterli olur diye düşündüm. O yüzden 1 TB'lık hard disk kullandık. Şöyle özelliklerini göstereyim isterseniz anakartın sizlere. Okuyabiliyorsanız okursunuz ya. Aynen burada özellikleri var zaten. Görüyorsunuz. Siz durdurup bakarsınız ya. Aynen öyle. Çok da bir zamanımızı yemesin video. Çok da boş bir video izlemeyin. Şimdi kasamıza gelecek olursak gençler. Kasayı ben seçtim. Işıklı mışıklı böyle hani Razer falan var. Işıklı mışıklı. Bu arada kulaklığımın da videosu gelecek. Bir videomda ondan da bahsedeceğim. Çünkü çoğu kişi soruyordu. Kasamızı gençler. İçini şöyle göstereyim isterseniz sizlere. Şöyle bakabilirsiniz. Bu arada şu işlemcinin fanı gördüğünüz gibi. İşlemcinin kendine ait bir fanı var yani. Bu bayağı iyi bir şey bence. Hem de bayağı büyük yani. Şöyle göstereyim gençler isterseniz sizlere. Görebildiğiniz kadar tabi. Şimdi ön tarafa gelecek olursak. Bu arada sesim inşallah iyi çıkıyordur ya. Daha önce hiçbir kameradan böyle ses kaydı almadım ama neyse.
Şurada gençler bir tane 3.1 girişi var kasanın. 2 tane 2.0 USB girişi var. Şöyle bir kasa yani. Bence gayet hoş duruyor ve bayağı büyük. Yani böyle durduğuna bakmayın. Arkaya gelecek olursak gençler, arkada 2 tane 3.1 girişi var gençler, 4 tane 2.0 var ve sanırsam bir tane de kırmızı böyle gördüm, tam emin değilim ama 3.2 bir girişi var diye biliyorum yani. Bu şekilde kasanda gençler, üstten görünüm bu şekilde. Şurada bir tezgah gibi bir şey var, bunu da böyle kaldırıp tozuna falan alabiliyormuşuz yani. Şöyle göstereyim. Şimdi bazıları şey diyecek, SSD niye almadın bu bilgisayara falan filan diyecek. SSD olayını da bir videomda söyleyeceğim niye almadığımı, şu an söylemeyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi gençler, benim parçalarım bu şekilde, bilgisayarım bu şekilde ve ben bu bilgisayarı toplamda 3100 kaç TL'ydi? 3153 TL aldım gençler. Normalde bu bilgisayarı vatandan almaya kalksanız 3650 lira bayacaksınız. Yani biz toplamda 480 milyonluk bir indirimle aldık bu bilgisayarı. Kimin sayesinde? Tabii ki de MediaMarkt'ın sayesinde gençler. Bu arada MediaMarkt'a buradan selamlar. Çalışanlara da çok teşekkür ederim. Aşırı derecede bana yardımcı oldular yani. Onlar da parçalar sundu. Arkadaşlarım da sundu. Ben de birkaç şey koydum böyle. Çok güzel bir bilgisayar ortaya çıktı yani. Ve sesini falan dinleyebilirsiniz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani. Ses falan çıkmıyor bilgisayardan. Aşırı iyi yani. Ben çok sevdim. Tabii ilk defa böyle bir sağlam bilgisayarımız olunca insan seviyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dolar olmuş 4 milyon 100. Benzin 6 lira. Neyse. Arkadaşlar bu arada bilgisayarı siz de almak isterseniz parçalar burada ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Numarası falan da yazıyor böyle, ürün kodu. Siz de gençler bu bilgisayarı alabilirsiniz. Şimdi ben bu bilgisayarı neden sizlere videosunu çekiyorum gençler, ondan bahsedeceğim. Birçok kişi gördüğünüz gibi bu arada 3153 TL. Şöyle bir de yakınlaştırayım. Tamamdır. Normalde gençler dediğim gibi bu bilgisayarı vatandan almaya kalksanız toplamda 3600 lira gibi meblağ vermeniz gerekiyor. Ancak ben bu bilgisayarı MediaMarkt'tan aldığım için MediaMarkt'in bana bir güzelliği mi diyeyim artık, ne diyeyim yani. Bayağı bir indirim yaptı. Gelin bizden alın. Ama bu arada toplu şekilde alırsanız indirim var. Yani tek tek almaya kalksanız böyle işte bunu bir ayda alayım, bunu bir ayda alayım, öyle bir olay yok yani. Toplu şekilde alırsanız eğer çok güzel bir miktara güzel bir bilgisayar toplayabiliyorsunuz. İsterseniz gençler şimdi oyun testlerine geçelim. Öncelikle PUBG'den başlayacağım. Hadi isterseniz PUBG'ye geçelim. Tamamdır. Gençler gördüğünüz gibi şu anda PUBG'deyiz. Bu arada bu bilgisayar PUBG kaldırır mı diye sormanıza gerek bile yok. FPS birazdan göreceksiniz. Şöyle direkt solodan bir tane girelim. Bu arada gençler ben ayarları birazcık kıstım. Çok ayar yapmaya gerek yokmuş. Bu arada ekranım küçük yani, gördüğünüz gibi büyüğünü alamadım maalesef. Param yetmedi yani. Bu arada açıklama kısmında da gençler eğer destek olmak istiyorsanız kasanın taksitleri için link TL bırakacağım. Bir de kendi sitemiz var gençler, premium ve oyun sitemiz. Oradan da oyun alarak bana destek olabilirsiniz yani. Şimdi direkt ayarlardan başlayalım şöyle. Hatta direkt ben ayarları şöyle göstereyim gençler sizlere. 1440x900'de çözünürlüğümüz. Tam ekranda. Kenar yumuşatma yüksek. Hatta bunların hepsini şöyle bir yüksek ayarları alayım gençler. Yüksek ayarları da kendiniz de görebilirsiniz. Hepsini şu an yüksek ayarları alacağım. Ultra'yı kaldıracak bir bilgisayar olabilir mi bilmiyorum. Ama kaldıracağını pek düşünmüyorum. Tamamdır, her şey şu an yükseğe aldık ve start diyoruz. Bakalım kaç FPS alacağız gençler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben az önceki ayarlarla gençler yayındayken, bakın yayındayken 50-60 FPS'leri çok rahat alıyorum yani. Bakalım yüksek ayarlarda neler olacak. Daha önce yüksek ayarları almıştım. 40-50 civarında falan göstermişti. Bence parasına göre gayet iyi bir FPS değeri yani. Ama bakacağız yani, tabii sizin kararınız. Yani bu arada ben çok mu konuşuyorum? Evet. Neyse biraz susayım da oyunu izleyin. Oyunumuz da yüklensin şöyle. Bu arada SSD olmadığı için dediğim gibi oyunlar birazcık yavaş çalışabilir. Siz bu bilgisayarı SSD alabilirsiniz. Tabi paranız varsa yani. Ve SSD şart yani. Şöyle bir kasa alıp da SSD almamak ayıp olurdu. Benim param olmadığı için alamadım yani. Neyse. Şimdi oyunumuz açılsın bakalım. FPS'i zaten Steam'den açmıştım. Göstereceğim sizlere de. Gençler şöyle bir boş alana çıkalım isterseniz. Şu an gençler yüksek ayarlarda gördüğünüz gibi. FPS değerlerimiz kaç? Şöyle bakalım bir. Tam netlerse tabi. Bu arada ekran beyaz gözükmüyor. Biraz aşağı tarafa doğru çekersem gözükecek gibi. Hadi bebeğim netle. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an 45'lerde falan gençler. Oyunda da yani bu şekilde oluyor zaten. Bu arada FPS yere bakarak bilerek göstermedim. Çünkü FPS değeri gözükmüyor sol yukarıda. Netlemiyor yani kamera. Şöyle göstereyim, netlemiyor. Yani yüksek ayarlarda eğer yayında değilseniz ve videoda değilseniz gençler çok rahat oynayabiliyorsunuz. Ama ayarları şöyle birazcık düşürünce, yani tam gerektiği gibi düşürünce bu yüksekti, şu çok düşüktü. Rutuşlar, gölge de çok düşüktü. Doku ortaydı.
Efektler çok düşüktü. Bu da çok düşüktü. Yok bir dakika, aynen çok düşüktü. Görüş uzaklığı bu da yüksekti. Şöyle uygulayalım tekrardan gençler. FPS şöyle göstereyim isterseniz sizlere. Gerçi uçaktayken bayağı yüksek çıkar ama. Nasıl gösterebilirim? Şöyle 80'larda, şu an kaçta? 104'de falan filan. Gerçi yükseğe baktığımız için öyle. Hemen atlayalım şöyle. Yani PUBG testini canlı canlı çekiyorum sizlere. Bu arada gençler, Oda Vlog ve Evlion'un da gelmesini istiyorsanız bu videoya seven tam tamına 2000 like bekliyorum. Her izleyen bu videoya like atarsa cidden çok mutlu olurum yani. Bu arada videoda yaptığım yanlışlar varsa da kusura bakmayın. Dediğim gibi elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım bu videoyu. Hemen şöyle aşağı doğru bir çakılalım abi. Bu arada tek elle tutmak ne kadar zormuş ya. Kamerada bayağı ağır vardı. Şöyle bir direkt aşağı atlayalım. FPS değerlerini isterseniz birlikte bakalım. Atla bakalım aşağıya. Hadi bakayım. Keşke kameraya sabitleyebilecek bir yerim olsaydı. Böyle yürürken falan da çekerdik. Neyse şuraya bir atlayalım direkt. Zaten oyun falan şu an umurumda bile değil yani. Sadece sizlere FPS'i göstermem lazım. Çünkü çoğunuz FPS'e bakıyorsunuz. Ben de birazcık öyle açıkçası. Atladık abi şimdi. FPS'e direkt bakıyoruz gençler. Şu an 60'da. Bir dakika etrafı göstereyim şöyle. Aynen. Şu an 49'da gençler. Tam görebiliyor musunuz? Aynen. Şu an FPS tam görüyorsunuz. Şöyle zıplayayım falan. Kameranın bu arada odağa gidiyor. Niye gidiyorsun? 50, 55, 60. Değişiyor yani gençler. FPS değerleri bu şekilde. Dediğim gibi buna bir de sıvı soğutma takarsanız büyük bir ihtimalle bilgisayar uçar yani. Tabii siz kendinize göre bu parçaları değiştirebilirsiniz ama ben bu parçaları kullandım ve gayet memnun olduğumu sizlere dile getirmek için bu videoyu çekiyorum. Ayarlardan şimdi tekrardan şuradan hepsini yükseğe alıyorum. Ve bakalım kaç FPS'imiz değişecek. Ben sanmıyorum ya, en fazla 5 ve 10 FPS değişiyor çünkü daha önce denemiştim, yüksekte oynamıştım. Uygulayalım şöyle, tamamdır. Şimdi yürüyelim bakalım. Şu anda FPS'imiz kaçta? 39'da. Bu arada hep etrafa bakıyorum, haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Bayağı bir doku var yani. Eve falan girdiğinde bu 50-60'a falan çıkıyor gençler. Şu an çok açık alanda 35-40 ama gençler yani kasma hissiyatı yok, öyle söyleyeyim size hani. Yağ gibi gidiyor oyun, öyle söyleyeyim. Tabi kamera çok netlemiyor. Aynen. Yani FPS değerleri bu şekilde. Hatta direkt bir tane ev var mı? Şu eve bir girelim ya. Şöyle eve girdim abi. Evdeki FPS'e bakalım şimdi de. Evde de şu an gençler 43, 42, 45. Bu arada bir yüksek ayarladı, haberiniz olsun. Orta ayarları alsanız da gençler 50-60'ı rahat görüyorsunuz yani. Şu an 50 FPS'de. 38'de. Değişiyor bu şekilde. Yani FPS değerleri PUBG'de bu şekilde gençler. Şimdi isterseniz direkt CS:GO'ya geçelim. Evet gençler, şimdi sıra geldi CS:GO'ya. Hemen şöyle görüntü ayarlarından. Tabii kamera artık bir netle yani, gözünü seveyim. Tamamdır. Şu an gençler gördüğünüz gibi çoğu ayarı yükseğe aldım yani. İsterseniz de gerçi en yüksekteymiş. Aynen. Şu an gençler CS:GO hani full yüksek ayarlarda. Direkt şöyle oyun buldan bir tane isterseniz ölüm maçı atalım. Bir tane ne girebiliriz? Dust 2 ölüm maçı, aynen abi. Çok insan da olur, hatta FPS'imize test etmiş oluruz. Hemen şöyle girsin bakalım. Bu arada gençler CS:GO'da çok yüksek ayarladı dediğim gibi. FPS hiç düşmüyor. Ayrıyeten FPS böyle 250-300'e falan da çıkıyor bazen. Bu arada bu çok yüksek ayarlarda yani. Tabii siz her oyuncu gibi gençler çok yüksek ayarlar yerine hani herkesin bir ayarı vardır. Hani o ayarı çekeceksinizdir bu bilgisayarı aldığınızda. Tamam, şu an oyunumuz açılıyor. Oyun verileri alınıyor dedi. Oyunumuz açılıyor. Bakalım FPS değerlerimiz ne olacak? Bu arada düşük ayarları da alacağım. Ortaya da alacağım. Siz kafanıza göre test edersiniz yani. Ha şunu diyenler de olacak. İşte ben şu kadar fiyata şu bilgisayar dizeri falan filan. Ama gençler hani bana bu bilgisayar yetiyor diyebilirim. Direkt şöyle şuradan artı grab yazıyorduk sanırsam. Şöyle bir yazalım. Enterlayalım. Tamam. Şu anda gençler FPS şöyle sizlere göstereyim ben. Yakınlaşayım hatta. Şu anda 170'lerde. Bu arada full yüksek ayarlarda bu. Abi FPS gidiyor ya. Yani FPS değerleri şu yukarıdan da göstereyim. Yeşil şeyden. 194-200'lerde. Ateş falan edelim şöyle. Abi öldük ya. Lan bir öldürmeyin durun. Bir öldürmeyin. Şöyle göstereyim gençler FPS değerini sizlere ben. Bir adam vurayım mı? Tekel adam vurabilir miyim? Vurdum. Tekel adam vurdum. Oh yeah. Tekel adam vurdum. Gelin lan. Şöyle FPS'e bakın gençler sizlerde. Zaten görmeniz gerekeni göstersem yeterli olacak diye düşünüyorum. Tamamdır. Selamun aleyküm hocam. Bizim adama kafa atmaya çalıştı. Tavuk! Tavuk! Tu!
Öldü. CSGO'da da gençler bu şekilde, dediğim gibi çok yüksek ayarlarda bu şekilde yani. Siz de bir kafanıza göre ayar falan çekebilirsiniz yani, gördüğünüz gibi bayağı bir akıcı yani. Bir şey söyleyeyim mi, eski bilgisayarınız yerine bunu aldığınızda çok bir şey fark edecek. Ben ilk başta inanamamıştım. Yani görmemişsin, işte bir şey olmuş, tutmuş, ne yapmış falan filan, anladınız. Bu şekilde gençler FPS değerleri de. Neyse gençler, videomuz da bu şekildeydi. Videoyu izleyenler çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler de ayrıyeten teşekkür ederim. Videoyu sizlerden tam tamına 2000 like bekliyorum. Eğer atarsanız çok mutlu olurum gençler. Parçaları göstermem gerektiği kadar gösterebildiğimi düşünüyorum. Oyunlarda da FPS testini gösterdim. Sadece Minecraft'ı göstermedim. Minecraft'a da gençler 600-700-1000 FPS değişiyor yani. Oyun ayarlarınıza bağlı gençler, dediğim gibi yani. Bu videonun da gençler ardından, eğer Odavlion'da istiyorsanız bu videoyu hızlı bir şekilde 2000 like yaparsanız eğer, Odavlion'da gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Yürüyorlar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere kafanıza sıkacağız.